sağlık çalışanlarının toplu taşımalara ücretsiz biniş hakkı kaldırıldı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, daha önceden 2-3 aydır hani bu dönem hastalık başladığından beri ücretsiz şekilde hem sağlık çalışanları hem eczane çalışanları olarak faydalandık. Şu an için pandemi süreci gitgide güzelleşiyor. O yüzden de tabii ki de bunun kalkması gerekiyordu. Zaten biz çalışanlar olarak, sağlık çalışanları olarak bu tarz şeylere meyilimiz yoktu. İnsanlarımız iyi olsun hiç önemli değil. Sıkıntı yok. Kaldırılmasa iyiydi, güzeldi. Ama dediğim gibi ben böyle bir hakkın olduğunu bilmiyordum. Hatta bizim derneğimizde de bu konu gündeme geldi. Olmadığı söylendi. Biz kullanamadık. Kalkmasaydı da iyiydi. Bence devam etmesi lazımdı. Çünkü sağlık çalışanları bu zor günlerde çok çalıştılar. Çocuklarından, ailelerinden uzak kaldılar. Yani bunlara bir fedakarlık göstermesi lazımdı. Kayseri olarak her yeri boş verin İstanbul'u, Türkiye'yi. Kayseri olarak buna bir destek vermesi lazımdı. Memduh Başkan buna gerekeni yapacağına eminim yani. Saçma bir şey. Sağlık çalışanı diyorum. Biniş hakkı kaldırıldı dedi. Niye kaldırılıyor? Hadi acil bir şey oldu. Gelemediler. Ne olacak? Yani. Bence saçma. Saçma olmuş yani. Yazık olmuş sağlık çalışanlarına. Yani günümüzde tabii sağlık çalışanları gerçekten sıkıntılı süreçlerden geçiyor. Hem bu pandemi dönemi ama sadece pandemi dönemiyle de kısıtlanamaz. Daha önceki dönemlerde baz alınırsa gerçekten zor koşullarda çalışıyorlar. Biz de vatansever insanlar olarak onlara bir destekte bulunmalıyız. Kesinlikle ücretsiz taşıma hakkının kaldırılmasını doğru bulmuyorum. Hatta kaldırılmak bir yana daha farklı sosyal ayrıcalıklarında verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki sağlık çalışanlarına da hak veriyorum. İşte şehir içi otobüsçü arkadaşlarımızı da hak veriyorum. Şu konuda hak veriyoruz. Neyden dolayı? Süre biraz daha uzatılabilirdi. Ama diğer türlü baktığımız zaman pandemi sürecinde gerçekten güzel bir şey yapıldı. Doğalgaz şoförü arkadaşlarımıza da baktığımız zaman olay şu şekilde. Onlara hak vermemin sebebi insanlar ücretsiz bindiği zaman onlar devletten herhangi bir destek almıyorlar. Almadıklarından dolayı onlar kendi aralarında bu sefer zarara uğruyorlar. Zarara uğradıklarından dolayı onlar açısından aslında iyi oldu. Ama sağlık personelleri açısından baktığımız zaman onlar için gerçekten benim kendi düşüncem süreç biraz daha uzatılabilirdi. Kaldırılmalı normal zaten. Onlar çok daha fazlasını hak ediyorlar. Adamlar gece gündüz çalışıyor. Daha fazla haklar tanınmalı. Daha fazla yeri açılmalı. Ondan sonra yani üzerine daha da çalışılabilir yani. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi her şey için onlara teşekkür ediyoruz. Allah razı evet. olsun. Allah yoklarını vermesin. Amin. Vallahi bence yanlış. Çünkü sürekli bizim için çalışıyorlar. Sağlık görevlileri, doktorlar, hemşireler. Hani kaldırması yanlış. O görüşteyim arkadaş. Bence yanlış ya. Adamlar bizim için canını feda ediyor yani. Şahsen bir virüsü birine denk gelse korku yok ya. Yanına yanaşmıyor. Adamlar canını dişine takmış. Yanındalar yani. Bence yanlış yani. Ya doğru yapmamışlar. Kaldırmasınlar sağlık çalışanlar. Ne yapabilirler? Ne yaparlar? Belediye veya Sosyal Güvenlik Bakanlığı ücretsiz yapabilir. Aslında kaldırmamaları lazımdı. Çünkü sağlık çalışanları bunlar. Onlar bizim için emek harcıyor. Boşa yani kaldırmışlar. Kaldırılmasın. Devam edilse kaldırılmasın. Vallahi en iyisi olmuş. Topluma göre aynı şey yapmaları gerekiyor zaten. Yani toplum adına en iyisi olmuş yani. Kaldırılmasa iyi olur. Onlar halk için çalışıyor. Yani vatandaş için çalışıyor. Değil mi? Yani kaldırılmasa iyi olur. Onların acile yetişmesi lazım. Hastaya yetişmesi lazım. Yani onlar bu vatandaşlar için, bu insanlar için çalışan Cenab-ı Allah'ın onlara lütfettiği bir nimet. Yani Cenab-ı Allah o kişileri seçmiş ki insanlara hizmet edin diye. Değil mi? Onlar da insanlara hizmet ediyor. Onun için onların hastalara yetişmesi lazım. Değil mi? Bence kaldırmasa daha iyi olurdu. Ekstra mı yapmaları lazım? Yani biraz daha uzatmaları lazımdı. Çünkü bunlar bizim için çalışıyorlar. Canlarını ortaya koyuyorlar. Daha ne yapsınlar? Pandemi sürecinde biliyorsunuz zaten kaldırılmıştı ama şimdi iptal edildi diye biliyoruz. Bence bundan ziyade daha fazlalaştırılmalı bu tanınan şey. Ve mesela taksiye de ücretsiz bindirebilmeli. Ama bunun da görev tanımı belirtilmeli.
Yani herkes kafasına göre değil de bir görev tanımıyla beraber mutlaka daha hızlı. Çünkü sonuçta sağlık için varlar. Bence yanlış düşünüyorum. Hem toplu taşımadaki haklarını geri verilsin, süreklilendirsin bu. Aynı zamanda taksiye de şey olsun. Yani öyle bir uygulama yapılsın bence. Ücretsiz hakkı kaldırıldı. Bence devam etse daha iyiydi. Kaldırılması çok yanlış bir şey. Yani sağlık da çalışan insanların yani görevleri çok ağır olduğu için kaldırılması uygun değil. Yani yeniden uygulanırsa daha memnun olurum yani sağlık çalışanlarına. Çünkü sağlık çalışanlarımız çok çalışıyor. Çok da memnunuz. O yüzden kaldırıldıysa yeniden uygulanmasını istiyoruz. Bence yani iyi olmuş. Niye? Neden? Yani zaten 6-7 milyar maaş alıyorlar. Yani ben de bir sağlık çalışanıyım, hemşireyim ve işsizim. O yüzden. Bence yanlış bir karar olarak düşünüyorum. Çünkü sağlık çalışanları bu pandemi döneminde fazlasıyla cefa çektiler. Bizler için çok fedakarlık yaptılar. Ailesiyle kavuşmayanlar var, hala ailesiyle sarılamayanlar var. Yani bu yüzden dolayı yani devletimizin bu konu hakkında yani biraz daha esnek düşünmesi, yani onlara ücretlerini almamaları bence daha iyi olur. Ya pandeminin ikinci dalgasında bu zorlu süreçte erken alınan bir karar diye düşünüyorum.